bir kişi aç yatıyorsa biz tok yatamayız. Bu bizim devlet geleneğimizde var. Kim olursa olsun, ister sığınmacı olsun, ister yedi yabancı olsun, kim olursa olsun, eğer bir insan isterse Afrika'nın ortasındaki insanlar olsun, aç sabahlıyorsa biz bulunduğumuz beldede tok sabahlamayız, sabahlayamayız. Biz bir merhamet medeniyeti kurduk. Yeryüzünde merhamete dayanan medeniyet kuran tek ulus biziz. O merhamet medeniyetinin de şu an mirasçıları biziz. Afrika'dan insanlar açlıktan ölürken benim ülkemde insanlar çok üzülüyorlar. Ama dünyada üzülen tek ülke biziz. Bizim medeniyetimiz. Bu cümleden olmak üzere değerli arkadaşlar, biz ilgili yerlerden fon bularak Sosyal Yardımlaşma Vakfımız eliyle sadece ekmek, ihtiyacı olan herkese yeteri kadar evinde ekmek dağıtmaya başladık. Evinde ekmek, sadece ekmek. Aç sabahlamasın, aç kalmasın. Ama bunun yanında yine bazı fonlarla ilgili çalışmamız var. İlk adım ekmekti. Ekmekle beraber yemek dağıtma çarelerini arıyoruz. Şu an 400 civarında bir aileye sıcak yemek veriyoruz. Bunu 1700'e kadar çıkarmak istiyoruz. 1700'e kadar. Ama bugün hemen yaptığımız iş hemen ihtiyacı olan herkese yeteri kadar ekmek dağıtmaya başladık. Mümkün olabildiğince akşam saatlerinde, sabah erken saatlerinde insanlar görmeden fakirimiz incinmesin diye, kendi fakirimiz de var bunların içinde, sığınmacılar da var. Ekmek dağıtıyoruz ve ekmek dağıtma adedini çoğaltmamız lazım. Sizlerden muhtarlarımıza bir bilgi akışında bulunulması lazım. Muhtarlarımızdan da bize lazım. İhtiyaç sahiplerini tespit etmemiz lazım. Biz günde 10.000 ekmek dağıtacak imkanı hazır ettik günde. Şu an henüz 2.000 civarında mı dağıtıyoruz? Yaklaşıyoruz. Evet, 2.000'e yaklaşık bir ekmek dağıtıyoruz ama değerli arkadaşlarım, ihtiyacı olanları lütfen tespit edin. Muhtarımız kararıyla da vakfımıza gelsin. Birileri aç yatmamalı bu. Bu mahallede kimse aç yatmamalı. Bu ilde kimse aç yatmamalı. Onu temin etmemiz lazım. Onun ötesinde bizim mültecilere Avrupa Birliği'nden bir yardım var ama bizim kendi fakirimiz içinde tespit ettiğimiz 1700 aile var. Onunla ilgili Çorum'un zenginleri nezdinde bir çalışma başlattık. Dedik ki her zengin 3 aileyi, 5 aileyi sahiplensin. Bir yıl süreyle. Onların cebine bir para koyalım. Cebine de değil. Onlara hesap açtık, hesaplarına geçirelim. Yani onların onurunu da koruyalım. Onlar kendi banka kartlarıyla gitsinler. Her ayın başında çeksinler diye. Daha henüz kamuoyuna açıklayalı 3 veya 4 gün oldu projeye ama o kadar güzel sonuçlar var ki arkadaşlar, bizim zenginimiz de alkışlanmaya hak ediyor. Çorumluğumuz sarı. Evet, evet. Bir zenginimiz 300 aileyi aldı. 300 aile, bir tanesi. Hayatımızda kamuoyuna paylaşacağız. Yani zenginlerimiz tanımayacaklar. Ama bir platformda onların yardımları bir hesapta olacak. O hesaptan fakirlerimizin hesabına bir kararla para aktaracağız. Zenginimiz fakiri tanımayacak. Fakirimiz kendine kiminle verdiğini bilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Ama
İnşallah yani toplumsal barış, toplumsal bütünleşme, toplumsal dayanışma, millet olma ve devlet olma. Bizim kültürel genetiğimizde bulunan şöyle etle kemik gibi birlikte olmak, bir olmak, iri olmak, diri olmak kendini bir anlamda ifade edecek bu ülke. İnşallah değerli arkadaşlar.